Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İsrail'in Gazze'deki soykırımına koşulsuz desteğini sürdürüyor. Hatta sahnede İsrail vardır ama bu soykırım Amerika Birleşik Devletleri yönetmektedir sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya bu soykırıma destek vermede Amerika Birleşik Devletleri ile beraberdirler. Yani korkunç bir ortaklık var İsrail soykırımı ile ilgili. Şimdi Kongre binasında bu konuyla ilgili tepkiler gerçekleşiyor. Yani devletler ayrı, o devletlerin milletleri ayrı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 60'tan fazla Filistin yanlısı gösterici Kongre'nin bulunduğu Capitol Hill binasına girdiler. Gazze'de kalıcı ateşkes talebiyle toplanan göstericiler Biden yönetiminin İsrail'e milyarlarca dolar askeri yardım göndermesini protesto ettiler. Eylemcilerin taşıdığı İsrail şiddetine kaynak sağlamayı bırakın yazılı dövizler ayrıca dikkat çekti. Protesto organizatörleri tarafından yapılan ortak açıklamada bu girişimin 80'den fazla ulusal hareket ve örgüt liderinin ortak çabası olduğu belirtildi. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i silahlandırmaya ve Gazze'deki soykırımı kolaylaştırmaya son vermesini talep ediyoruz ifadelerine yer verildi. Gazze'de ateşkes sloganları atan barışçıl eylemcilerin protestosu göstericilerin polis tarafından gözaltına alınmasıyla sona erdi.